Yatırımcı Rehberi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik alanda, piyasalarda çokça merak edilen şey var. Bugün bu merak ettiklerimizi bizim için yorumlayacak çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Kredi Yatırım Baş Yatırım Stratejisi Murat Berk bizimle. Merhaba. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş Daha önce de konuk oldunuz bize gerçekten. Evet, ben de çok... Evet. Şey öğrendim sizden çok memnun olduk konukluğunuzdan dolayı. Yeniden hem izleyenlerimiz hem bizim için burada olmanız bize gerçekten sevindirdi bizi. Şimdi başlangıçta söylediğim gibi dünyada özellikle çok merak edilen şeyler var. Bunun en başında da işte pandeminin hediyesi olarak enflasyon geldi. Merkez bankaları enflasyonla mücadele için çok hızlı bir şekilde, sert bir şekilde faiz artırımlarına gitti. Şimdi resesyon tartışılmaya başlandı. Biz acaba faiz artırımları devam edip enflasyonun önüne alınır mı? Bunun arkası resesyon mu değil mi? Herhalde şu ara ekonomiyle ilgili herkesin en çok merak ettiği şey bu. Sizin bu konuda görüşünüzü alabilir miyiz? Bu piyasaları da en fazla ilgilendiren konu olacak muhtemelen önümüzdeki sene birinci çeyrek itibariyle. Şimdi Merkez Bankası çok uzun bir süre çok gevşek tuttular. Üzerine arz sıkıntıları eklenince ve pandemi sonrası yeniden açılmayla birlikte talep patlaması da yaşanınca ciddi bir enflasyon problemi ortaya çıktı. Tabii enflasyon parasal sıkılaşmaya hemen cevap veren bir parametre değil. 6 ay ile 12 ay Milton Friedman deyişiyle 6 ay ile 12 ay arası bir zaman geçmesi gerekiyor bunun etkilerinin görülmesi için. Dolayısıyla olduğumuz yer şu an ben stagflasyon light adını ismini veriyorum buna açıkçası. Light stagflasyon. Light stagflasyon. Yani neyi kastediyorum burada? Enflasyon evet gerileyecek baz etkisi nedeniyle. Hem bizde gerileyecek hem dünyanın bir sürü yerinde gerilecek. Amerika başta olmak üzere. Şu an 8 küsür enflasyon, tüketici enflasyon. O muhtemelen 5'lere doğru gerileyecek. Amerika'da. Evet ama 5'in altına inmesi çok zor gibi gözüküyor. 4-5 bandlı yerleşecek gibi gözüküyor. Bir yandan büyüme verileri, gerçekleşmeler, her ne kadar dün Amerika'da elinin altına indiyse de PMI, şu an bir resesyon göstermiyor. Büyüme de bir yavaşlama gösteriyor. İstihdam piyasası olsun, diğerleri olsun ama öncü göstergelere baktığınız zaman bunun arasında benim çok önemsediğim verim eğrisinin tersine dönmesi de var. Bunlar genelde resesyonu tahmin etmekte çok isabetli indikatörler. Onlar önümüzdeki senenin birinci çeyreğinden itibaren resesyonu gösteriyor. Resesyon derken illaki eksi büyüme değil. Büyüme resesyonu denilen bir kavram var. O sıfıra yakın büyüme. Benim tahminim de ciddi bir resesyon görülmeyecek. Ama büyüme oranları sıfıra doğru ilerleyecek. Bir yandan da enflasyon düşmekle birlikte yüksek kalacak. O yüzden de ben buna stagflasyon light ismini veriyorum. Ne bu kadar yüksek enflasyon olacak ne de beklendiği gibi yüksek bir daralma olacak. İkisinin arası bir yer bulunacak bu diyorsunuz. Bu Amerika için özellikle böyle. Avrupa'nın durumu biraz daha farklı. Orada daha sert bir stagflasyon göreceğiz gibi geliyor. Orada da işte İngiltere'de 10'a kadar çıktı mesela enflasyon. Bir yandan da ekonomi daralıyor. Dolayısıyla oradaki stagflasyon daha belirgin olacak. IMF'in tahmini 2023 tahmini değil mi? Yanlış hatırlamışım. Evet, 0.5 gibi. Evet. Orada bir taraftan da Rusya-Ukrayna savaşı var. Onun etkileri var. Onun etkileri var, sürer mi? Daha ne kadar sürer ya da nasıl bir etkisi olur? Yani şu an Rusya geri adım atacak gibi gözükmüyor. Hatta restleşme gittikçe sertleşiyor. Yeni yaptırımlar kapıda gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada kısa vadede bir çözüm yok. Bu tabii enerjiden tutun metallere kadar, tarımsal ürünlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu. Hatta şu isterseniz şuradan gelelim. Şimdi bu siz light stagflasyon dediniz ama mesela son dönemde emtia, demir, çelik ve petrol başta olmak üzere o emtia fiyatlarının biraz geri gelmesinde resesyon korkularının büyük etkisi vardı. Şimdi böyle olunca nasıl yansıyacak özellikle petrol, altın ve demir çeliğe? Çok güzel bir soru. Orada genelde yorumlara baktığım zaman çok katılmadığım yönü var. Emtia için ben olumluyum 2 senedir. Özellikle enerji için. 2 senedir de en iyi performans gösteren varlık sınıfı oldu. O olumluluğum devam ediyor. Resesyon benzeri bir görüntü bekliyor olmama rağmen. Çünkü neden?
Bu döngü farklı. Bu sefer farklı ismi çok değişik tepkileri yol açabilen bir ifade piyasalarda. Çünkü ezberlediğimiz, bildiğimiz bir şey değil diyorsunuz. Biraz farklı çünkü 2008'de karşılaştırıyor insanlar. 2008'de çok ciddi bir talep daralması oldu ama öte yandan arz tarafı çok daha şeydi, rahattı bugüne nazaran. Şu an sadece Rusya, Ukrayna değil, OPEC kendi kotasını bile dolduramıyor. 1 milyon varil altında üretim yapıyor. Dolayısıyla peak oil dediğimiz tepe enerji, tepe petrol kavramı var. Yani ne yeni rezerv bulunuyor büyük miktarda ne de olan rezervlerin verimi gittikçe düşüyor. Dolayısıyla devreden Amerika shale gas üreticileri de çıkınca arz tarafı son derece sıkıntılı. Tarımsal emtia deseniz onlar bir iki aydır düşüyor. Fakat orada da iklim şartları gittikçe daha garip bir hal almaya başladı. Yani daha ekstrem fırtınalar olsun, kasırgalar olsun, seller olsun, aşırı kuraklık olsun. Yazın aşırı kuraklık gördük. Evet. Rhine Nehri mesela, Ren Nehri kuraklık seviyelerine kadar geriledi. Geriledi. Hatta şey yaptı. Asırlar önceki bir yazı bulundu değil mi? Evet. Burayı görürseniz korkun diye öyle bir yazı bulundu. Evet. Ben de korktum gerçekten. Siz de korktunuz mu? Yani korktum tabii şöyle çünkü bu şu an 2.3 milyar insanın gıda güvenliğinin orta veya şiddetli bir şekilde tehdit altında olduğu, gıda erişimine zorlandığı, ulaşamadığı bir noktada her sene nüfus artışı dünyanın bir Amerikan nüfusu kadar hatta 1,5-2 katı kadar. Dolayısıyla talep tarafı güçlü. Bunlar temel gıda gereksinimleri. Arz o kadar güçlü mü? İşte değil, kuraklıktan dolayı değil diyorsunuz. Sadece kuraklık da değil aslında. Olan toprakların çevre şartları nedeniyle gittikçe daha verimlerin düşmesi. Düşüyor doğru. Mesela bu sene Amerika'da mesela tahıl üretimin düşmesi bekleniyor. Öbür tarafta muson kasırgaları vesaire o bölge için çok önemli olan pirinç üretiminin düşmesi bekleniyor. Her şeyden önemlisi de gübre. Şu an dünyanın en büyük üreticilerinden biri Rusya. Evet. Doğalgazdan üretiliyor gübre. Evet. Doğalgazın ucuz olduğu yerde gübre daha rahat üretiliyor. Rahat üretiliyordu. Doğalgaz yani, pahalı. Potasyum olsun, diğer çeşitleri olsun. Orada da indirim beklemiyorsunuz. Doğalgaz, petrol tarafında da bir yani ben, resesyon kaynaklı bir düşüş beklemiyorsunuz. Dolayısıyla fazla düşeceğini ben sanmıyorum. Çünkü bu döngü biraz farklı gibi geliyor. Artı resesyona vereceği tepki de Amerika'nın büyük ihtimal faiz indirimlerini ara vermek şeklinde olacağı için Amerikan doları da o anlamda değer kaybedebilir. Bunların hepsi de dolar cinsi fiyatlanan varlıklar olduğu için oradan da olumlu bir etki olabilir. Dolayısıyla büyük bir piyasa düşüşü ben bekliyorum birinci çeyrekte. O düşüş sırasında petrol fiyatları da geriler mutlaka ama bir iki yıllık perspektifte baktığım zaman emtia grubu bence hala favori. O kadar da olmaz diyorsunuz. Peki diğer metaller, altın ve metal yatırımcısı da çok fazla biliyorsunuz. Evet. Metaller için de söylediklerim geçerli. Metallerde bir de yapısal bir hikaye var. Yeşile geçiş. Yeşile geçiş günlük yani konjonktürel talepten farklı bir talep. Yapısal bir talep. İşte arabaların elektronik hale gelmesi olsun. Diğer alanlarda decarbonization dediğimiz karbonsuzlaştırma politikaları olsun. Bunlar sekteye uğrayabilir zaman zaman ama bunlar yapısal bir trend olduğu için metaller için de çoğu için olumluyum ben. Değerli metaller için de özellikle önümüzdeki bir iki ay ben ciddi bir hareket bekliyorum yukarı. Yukarı yönlü mü? Evet. Faiz oranları artıyor nasıl olsun? Altın değil mi? Değerli metal dediğiniz altın. Faiz oranları gümüş. Bence şu an Fed yapacaklarını büyük oranda fiyatlıyor. Şu an Amerika'da 2 yıllık 4,5. Fed'in 5'in üstüne çıkmayacağını ben düşünüyorum. Bu sene Kasım'da tekrar 75 arttırır. Aralık'ta 50. Orada da durur gibi geliyor bana. Giderek azalır ve durur diyorsun. Onun aslında altyapısını şey yapmaya başlıyor. Niye? Resesyon korkusuyla durur değil mi? Öyle mi? Başta söylediğim gibi 6 ile 12 ay zaten etkisini görmek gerekecek. Baz etkisi çıktığı için enflasyon optik olarak biraz düşüyor gibi gözükecek ve özellikle o vakte geldiğimiz zaman ben
istihdam piyasasında da yavaş yavaş zayıflıkların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Pandeminin ardından da enflasyon gene o sizin verdiğiniz sürede mi yükseldi? O süreyi yani aşağı yukarı bu evet bir teoremi. İkili şekilde yükseldi. Bir pandemiden sonra bir de Rusya-Ukrayna şeyinden sonra iyice ne? Ama aynı time, aynı zaman dilimini muhtemelen tabii. Pandeminin etkisini ölçmek çok zor tabii orada ama yani o dediğim bileşenler bir araya geldi ve enflasyonu patlattı. Peki ben şeyi çok tam alamadım herhalde. Değer metallerde yukarı doğru eğilim niye olacak? Çünkü FED bence FED fiyatlamasını doğru bir şekilde yansıtıyor şu an faizler ve yavaş yavaş FED artık duracak noktasında faizler bence biraz gerileyecek. Gerilecek. Gerilemesiyle de çok baskı altında kalmış olan değerli metaller yavaş yavaş daha fazla talep görecek diye düşünüyorum. Görebilirler diyorsunuz. Evet. İsterseniz Murat Bey içeriye geçelim. Tamam. Türkiye ekonomisinde çok merak edilen şeyler var. Bunun en başında da yani bir şimdiye kadar görmediğimiz bir denklem oluştu. Evet. O da şu, faiz düşük, enflasyon yüksek ve işte döviz de yükselmiyor, kur da yükselmiyor. İşte ağırlıklı olarak görüş şu, orada işte kamunun baskıladığı şeklinde, dövizi baskıladığı şeklinde görüşler var. Bir taraftan da diğer yatırım araçlarına bakıldığında borsa var. Borsa yükselişine devam ediyor. En çok merak edilen şey bu. Kur ve faiz burada ne kadar tutunabilecek? Siz bu konuda ne dersiniz? Tartıştığı konu benim de çok net bir cevabım yok ona açıkçası. Hı. Çünkü niyet o yönde. Şu ana kadar yapılabildi. Bundan sonra da yapılamayacağına dair çok böyle net bir emare yok. Çünkü peki rezervler vesaire tartışılıyor ya. Evet. Yani rezervler oraya bakmayalım mı mesela? Yok bakalım tabii. Cari açığın yükseliyor olmasına da bakmak gerekiyor. Cari açık yükseliyor. Ama şimdi inceleme analiz ettiğiniz zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. Ödemeler dengesinin net hata 90 diye bir kalem var. Evet. Yani oradan ciddi bir giriş. 25 milyar dolar değil mi? 3'te 1'i yarısı falan oradan finanse ediliyor. Şimdi bunun ne olduğunu teşhis etmeden bu ne kadar devam edebilir de teşhis etmek biraz güç açıkçası. Yani bu çok sürdürülebilir bir denge değil. O konuda genel bir kanaat var zaten. Ama bu 3 ay daha sürdürülür, 6 ay daha sürdürülür, 1 sene daha mı sürdürülür onu şartlar belirleyecek açıkçası. Hata 90'ın bir ara açıklamıştı Merkez Bankası nereden kaynaklanıyor diye. En büyük kalemi şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam eğer. İhracat paralarının, tutarlarının yurt içine getirilmesi gecikiyor. Orada tutuyorlar daha sonra getiriyorlar şeklindeydi. Ama işte o zaman da net hata 90 diye onu şey yapmak ne kadar analiz açısından doğru olmayabilir diyorsunuz. Yani doğru olmayabilir. Bizim açımızdan bir güçlük var orada. Çok böyle hani net konuşmamızı engelleyen. Öte yandan krediler kalemi son 2 ayda 5 milyara yakın bir şey verdi. Bir kredi kullanımı da var şirketlerin ama bir yandan da bakıyorsunuz dış borç ödüyor şirketler 5 milyar. Hani evet. Bu Rosatom'la alakalı, bazılarının iddia ettiği gibi son veri Gazprom'la mı alakalı bunların hiçbirini bilmiyoruz tabii. Bir de Gazprom demişken Gazprom ödemelerin ötelenmesi gibi bir istek var. Ona henüz benim anladığım kadarıyla cevap verilmedi ama o da BOTAŞ'ın da bahsediyoruz değil mi? Evet. Parasını. Bu öteleme tabii gerçekleşirse o baskıyı da azaltır. Azaltır olur. Evet. Peki cari açık yani şöyle bakıldığında cari açığın Türkiye cari açıkla büyümüş bir ülkedir. Evet. Cari açık yüksek olduğu zaman genellikle siz eğer para biriminiz değer kaybettiğinde cari açık düşer. Kazandığında cari açık yükselir. Yani ekonomi büyümeye de çok duyarlı. Evet duyarlı. Şu anda cari açığın bu kadar artıyor olması çok ilginç değil mi? Enerji ithalatı yüksek seviyede. Onu çıkardığımız zaman biraz daha dengeli gibi gözüküyor. Altın ithalatı keza. Onu çıkardığımız zaman biraz daha dengeli gözüküyor. Enerjiden çok umutluyduk. Enerji fiyatları düşecek. Resesyon beklentileriyle siz değilsiniz. Ben değilim maalesef. Ona göre hazırlık yapmakta bence fayda var. Yani çok fazla düşmeyeceğini. Yani bu sefer dediğim gibi bu döngü biraz farklı bir döngü. Çünkü yani daha alıştığımız basma kalıp ekonomiler yavaşlar. emtia fiyatları göçer gibi değil. Yani bu sefer
Bir sürü faktör bir araya geldi. Bu döngünün en önemli farklı şey mi? Arz tarafı bu sefer sıkıntılı. Evet. Onu aldım ben sizden. Evet. Ama arz tarafı sıkıntılı olduğu ben için. Ben tahmin etmiyorum da çok ciddi bir daralma olursa 2008 benzeri tabii o zaman talep tarafı da bıçak gibi kesilebilir. Yani dolayısıyla benim görüşüm yanlış çıkmış olur. Ama adı üstünde benim tahminim o yönde değil. Anladım. Yani şu demişken an... araya girdim. Bu cari açık demişken ihracat tarafına da bakmak lazım. İhracatta da orada da zayıflama var. En azından büyümesi yavaş diyor. Şimdi tabii Avrupa resesyona girdiğimiz zaman biz bundan muaf değiliz. Evet. Yani onun etkilerini biz burada hissetmeyeceğiz diye bir şey yok. Kaldı ki kur tarafına baktığımız zaman tabii enflasyon kadar artmayan, değer kaybetmeyen bir kur var. Hatta reel efektif döviz kuruna bakıyor insanlar. TÜFE bazlı olana bakıyorlar genelde. Ama benim öğrendiğim kadarıyla okulda en azından üfeye bakmak daha doğru orada. Üfe zaten dolayısıyla durumda. Öyle baktığın zaman reel efektif döviz kuru da çok rekabetçi diyebileceğimiz noktalarda değil. Dolayısıyla ihracatçılarla konuştuğumuzda aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Yani full ihracatçı belki biraz rahat ama diğer taraftan maliyeti TL olan ihracatçılar bunu söylüyorlar. O maliyet çok muhtemelen daha da artacak asgari ücret. Çok daha asgari ücret önümüzdeki dönemde beklenen şeyler. Çok daha büyük avantaj sağlamadığını söylüyorlar. Şu an yani seviyede dediğim gibi 2018 sonu veya 2019 başları gibi bir seviyede. Dolayısıyla o hani bu kurdaki gördüğümüz hareket yavaş yavaş sanki o bacaktan da ihracatçıyı biraz zorlayabilir noktaya doğru gidiyoruz. Ne tahmininiz nedir peki? Yani bu denge, bir denge var. Suni denge mi, yapay denge mi, doğru denge mi bilmiyoruz. Bu denge ne kadar sürer peki? Yani böyle şimdi bir taraftan da çünkü şöyle bir şey var. Kaybedenler var. Mesela TL yatırım yapanlar, evet, borsa hariç. Evet, evet. TL yatırım yapanlar, parasını TL'de tutanlar kaybediyor esasen. Evet, evet. Yani faiz, enflasyon orada olmasına rağmen, işte 83'te olmasına rağmen faiz, tahvil, hazine tahvil borçlanmalar yapıyor %11 ile. Evet. 10 ile 11 ile. İşte bankalar orada da öyle tabii, bir, hani işte, mevzuat gereği bankalar tabii çok fazla almak zorunda. Şu an yani o ne kadar sürdürülür dediğim gibi net bir cevabım yok. Şu an sürdürülmeye çalışılıyor. Hı hı. Devam da edebilir ama hani 6 ay, 1 sene sonra ne olur açıkçası ben de bilmiyorum. Ama belli bir noktada faizlerin normalleşmesi gerekir diye ben düşünüyorum. O nokta ne zaman gelir onu bilmiyorum. TL konusunda da tabii bu kadar yüksek negatif reel faiz önerdiğiniz zaman yatırımcı o da kendini haklı olarak enflasyona karşı koruma amaçlı. İşte gidiyor gayrimenkul alıyor, araba alıyor. Evet. Değerini koruyacağına inandığı şeyler. Borsaya yaradı tabii. Evet, aslında borsaya yani yaradı. Bizim yılın başında bizim görüşümüz zaten bu makro çerçevenin net bir şekilde enflasyonist olduğu. Hı hı. Bunun da en çok yatırım yapılabilir kategoriler arasında borsaya yarayacağı şekliydi. O da gerçekleşiyor şu anda. Gerçekleşiyor şu anda. Hı. Peki borsada bayağı bir işte 4000 puan üzerine çıktı şu anda. Evet, bayağı bir yükseldi. Evet, evet. Kısaca bu gelişmelerin hem global ekonomideki gelişmelerin hem Türkiye'de ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla yeni oluşan bu dengenin borsada hangi alanlara daha çok yansımasını beklersiniz? Şimdi genelde olumlusunuz ama yani evet, yani şeyi söyleyeyim, der gözüyle bakıyorsunuz. Çok galiba net bir şekilde söyleyeyim. Sene sonuna kadar küresel piyasalar için, borsalar için olumluyuz. Özellikle hı-hı, Amerika. Orada rotasyon aslında temel anlamda çok beğenmediğimiz teknoloji hisselerini kayacak gibi düşünüyoruz. Hı hı. Türkiye borsası için yılın başından beri olumluyuz. O olumluluk devam ediyor. Sektörel bazda bizim model portföyümüz var. Orada bir sürü sektörden şey var. Orada çünkü değerlemeler de önemli. Yani sektörün kendisi cazip olabilir. Değerlemesi çok yüksek olabilir. Şirketin değil mi? Evet. Tersi de olabilir. Sektör belki çok cazip değildir ama şirketler zaten onu yansıtıyordur fiyat olarak. Onlar da şey yapılabilir. Ama genel olarak benim kendi görüşüm, ben enerji sektörünü hala ön plana çıkarıyorum. Neden? Dediğim gibi yani enerji Türkiye'de hala gelişme alanı olan bir yer. Yani yeni yeni aslında yeni başlıyor. Yeni yeni başlıyor bir sürü şey Türkiye'de. Hı hı. Biraz özellikle
yenilenebilir enerji. Mesela tabii. O şirketler de var borsada şu anda. Var. Dağıtım şirketleri var, enerji dağıtım şirketleri var. Onlar da. Dolayısıyla evet. Büyüme potansiyeli içeriyorlar. Evet, gıda perakendecilerini biz beğeniyoruz. Bu tip ortamlarda gıda perakendecileri hem defansif olmaları hem de büyümeleri olumlu yönde. Sektörel o ikisini söyleyebilirim ama bizde banka da var, otomotiv şirketi de var. Yani sadece sektöre bakarak değil de model portföy oluşurken şirket bazında da düşünmek lazım. Onu biz borsanın şirketleri programında tek tek biraz rasyolardan yola çıkarak incelemeye çalışıyoruz zaten. Tabii. Değerli izleyenler, bu programı izlerlerse biraz daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler tabii. Şimdi bir de gelecek beklentileri var önümüzdeki dönemde. Türkiye'de yani siz statistsiniz, ekonomistsiniz. Evet. Her şeyi dikkate alıyorsunuz. Almak zorundayız maalesef. Almak zorundasınız. Önümüzdeki dönemde... Kolay değil. önümüzdeki dönemde bir seçimden bahsediliyor. Evet. Ki olacak yani. Olacak, normal süresinde olması gibi beklenen bir seçim. Bunun etkileri nasıl olur? Ve o etkilerin piyasaya çeşitli yani piyasanın değişik dinamiklerine nasıl bir etkisi olur? Şimdi seçim ekonomisine benzer bir program uygulanabileceğini ben düşünüyorum. İşte yeni KGF ile asgari ücretin vesaire artırılmasıyla muhtemelen bütçe açıkları artacak. Bütçe disiplini fena değildi şu ana kadar ama Eylül ayı rakamları biraz o yönde sinyaller veriyor. Bir de beklenti de şey değil mi? Son aylara muhtemelen, çok fazla artacağına dönük beklentiler yani var. O işaretler o yönde en azından. Dolayısıyla bu bizde PMI'ler yanlış hatırlamıyorsam 7 aydır 50'nin altında. Yani bu aslında daralma seviyesi. Dolayısıyla ekonomi yavaşladı bu çeyrek. Ve sanayi üretiminde de benzer şeyler var mı? Sanayi üretimi bayağı volatil ama baktığımız zaman benzer. İşte elektrik tüketimi gibi şeylere bakıyoruz vesaire. Kredilerin artış hızına vesaire bakıyoruz. Ekonomi şu an o peak noktasından daha düşük bir büyüme temposuna girdi. Girdi. Şimdi neye rağmen bu faizlerin düşük olmasına, faizlerin düşük olmasına rağmen. Dolayısıyla seçime girerken bütçe açıkları verilerek başka yöntemlerle büyüme biraz yukarı çekilmeye çalışılacak. Orası bence şey. Ya yani asgari ücret mi mesela? Tabii asgari başka ücret olsun, EYT olsun, muhtemelen emeklilere vesaire. Bu tabii gene bu çerçevenin biraz daha genişlemesi anlamına geliyor makro çerçevemizin. Bu nasıl borsaya yaradıysa gene borsaya yarayacak büyük ihtimal. Burada tabii gıda perakendecileri falan açısından da enteresan durumlar var. Onları hani beğeniyor olduğumuz olmamızın sebeplerinden biri de açıkçası o. Yani asgari ücreti arttığında insanlar önce harcayacaklar. Tabii diyorsunuz. Yani temel harcanabilir kalemleri satan gıda perakendecileri. Gıda temel bir kalem. Bizim tüfe içinde ağırlığı 3'te 1'e yakın yani. 4'te 1 ile 3'te 1 arası. Dolayısıyla o şekilde devam edecek. Seçimlere yaklaşırken yabancının davranışları çok önemli olacak. Şu an itibariyle yabancı ilgisi çok çok düşük. Çok. Bunu zaten görüyoruz. Takas oranları tarihi diplerde. Bono'da %1'in altında sanırım. Evet. Lokal Bono'da. Evet. Dolayısıyla orada genelde de şunu görürüz. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Deneyimli bir gazeteci olarak. Sağ ol. Seçimler öncesi borsada seçim fiyatlanmaya başlar. Doğru. Genelde bu olmuştur. Evet. Her bu sefer seçim öncesi seçim rallisi denir. Bu sefer de bir yabancı ilgisinin yavaş yavaş uyanabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye bu makro çerçeveyle borsaya sadece TL bazında yaramadı bu. Döviz bazında bizim borsamız %40'a yakın bir getiri elde etti ki geçen sene en düşük performanslardan biriydi. Bu sene açık ara birinci. Doğru. Yani dünyada da değil mi? Tabii dünyada bu. Dediğim rakam dünya için geçer. Tüm dünya belli bir büyüklüğün üzerindeki tüm dünya borsaları için geçerli. Bu dikkat çeker diyorsunuz. Tabii yani onun ne kadar uzağında kalmak isteyecekler. Seçim rallisi benzeri bir şey başlarsa çok uzağında kalmak istemeyebilirler. Seçim sonuçları ne olacak, anketler ne gösteriyor vesaire. Geçmiş dönemde de alışık olduğumuz yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyorum ben. Seçimde gerçekten piyasa için
önemli tabii parametrelerden birisi. Tabii. Bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Onun evet. bize etkisi nasıl? Yani şöyle beklentiler vardı. Daha onu da sormayı unuttum. Pandemi sonrası ihracat kalemindeki performans düşüklüğünden bahsederken soracaktım. Evet, arada evet. kaçırdım. Beklentimiz şuydu. Pandemide bütün batılı üreticiler, dağıtıcılar evet. artık dediler ki biz ya sadece uzak doğudan alım yapmayalım. Gördük ki uzak doğu sıkıntılı bir yerden alım yapmak. Bu Türkiye'ye ciddi bir kayışı getirecekti beraber. Onu bekliyorduk. Sizce bu oldu mu? Olmadı. Peki bundan sonraki beklentiniz nedir? Ya çok az oranlı oldu diyebilirim. En azından gördüğümüz veriler çok geniş çapta bir kayış. İhracatın performansından görüyoruz. Göremiyoruz daha. Yani doğrusu. Tabii bunlar bir tedarik zincirini baştan dizayn etmek büyük yani zaman ve yatırım gerektiren de bir şey. Bir sürü firma için. Dolayısıyla onun etkisini zaman içinde belki görebiliriz. Evet. Çok emin değilim. Ama kısa sürede değil diyorsun. Yani kısa sürede kayışlar biraz oldu gibi gözüküyor ama kısa sürede topyekun buralara gelişleri, tedarik zincirinin komple dizayn edilmesi biraz şey geliyor. Ama yani yeni yatırımlar şeklinde olabilir. Mesela otomotiv şirketlerinin yeni modeller vesaire. O tarz olabilir. Onun olabileceğini ben düşünüyorum ama... Bir Volkswagen yapacaktı gitti buradan. Orası çok üzücü bir şey tabii. Ama başka şirketlerde belki ters yönde bir gelişme de şey olabilir. Şimdiye kadar görmedik ama anladığım kadarıyla umutlusunuz. Yani şey yerinde. Şu an buradaki fabrikalar yer yerinde duruyor. Evet. Üretim kapasitesi var. Var. Yani bazı sektörlerde, biraz önce onu kastetmeye çalıştım da tam şey yapamadım onu. Bazı sektörlerde az bir ekstra maliyetle onları kaydırmak mümkün. Ama bu her sektör için geçerli değil. Mesela bir çip üretimi içeride konuşuyorduk. Evet. %37'si Tayvan'da üretiliyormuş mesela çiplerin. Ben bunu yeni öğrendim. Şimdi burada normalde onların da bence Türkiye... Paylaştınız benimle ama evet. burada değerli izleyenlerle paylaşırsanız onu. Evet. Yani çip konusunda dünya ekonomisi... Biz zaten bunu yani yaşadık. Petrole bağımlı neyse çip konusunda bağımlı daha da fazla. Olumsuzluklarını yaşadık evet. bir süre evet, otomotivde evet. vesaire. Hala yaşanıyor. Şimdi dünyada. Hala yaşanıyor mu? Hala yaşanıyor dünyada. Dünyada hala yaşanıyor. Şimdi şöyle tabii orada Çin ile Amerika arasında yeni bir ticaret savaşı başlamak üzere. Bu bence yeterince irdelenmiyor. Yeniden mi başlıyor? Edilmiyor. Unutmuştuk ne güzel Çin-Amerika bence ticaret savaşı. Bence yeniden başlıyor. Şimdi Çin'de hafta sonu biliyorsunuz kongre oldu. Evet. Xi neredeyse ömür boyu lider oldu ve ilk yaptığı kendi yakın kadrosunu eski tüfek komünistlerle doldurmak oldu. Yani kısmen daha pragmatik olan, piyasacı olan şeylerin çoğu, üyelerin çoğu yerini tasfiye edildi. Özelliği daha çok Z'ye bağlı olmak olan insanlar getirildi. Oradan böyle bayağı da sertleşecek mi diyorsunuz böyle olunca? Diğer bayağı sertleşme mesajları verdi. Dolayısıyla Çin borsası zaten %10 çöktü. Bugün biraz toparlanıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada şöyle bir şey göreceğiz. Amerika Çin önemli bir çip üreticisi ama yüksek teknolojiyle üretmiyor. Son teknolojiyle üretmiyor. Hı hı. Amerika'da o know-how var. Çin onu transfer etmek istiyor. Amerika çıkardığı bir karar ile ona ciddi kısıtlamalar getirdi. O know-how transferini engelleyecek kısıtlamalar getirdi. Şimdi Çin çip üretiminde çok önemli. Bir sürü materyal Çin'de üretiyor. Dolayısıyla Çin buna bir misillemede bulunursa Tayvan'ın, Güney Kore'nin önemi daha da artıyor. Amerika eş zamanlı olarak ne yapmaya çalışıyor? Bu know-how transferini engellemek isterken gelin burada üretim yapıyor. Kendisini üretmek evet, Güney Kore ve Tayvanlı büyük üreticiler gelin burada üretim yapın diyor ama onlar da diyorlar ki yaparız ama en son teknoloji bizde. Biz size şey yapmayız. Buna vermek istemeyiz gibilerinden. Çin'in de içinde bulunduğu Tayvan konusu zaten hassas bir konu. Yani şöyle düşünün ben %37 çip üretiliyor orada Allah korusun. Daha önce olmuş tarihte. Büyük bir deprem olursa veyahut da yangınlar çıkarsa. Arz konusunda ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Sıkıntılar yaşanabilir. Sizin evet. Bu biraz önce bahsettiğiniz işte hem emtia, diğer emtia ürünleri hem işte metal ürünleri konusunda arz bu sefer döngü farklı dediğiniz. Evet, arz tarafında öyle. Sıkıntı var dediğiniz konulara bunu da ekliyorsunuz herhalde. Bunu da ekliyoruz. O kadar çok eklenecek konu var ki aslında. Yani keşke zamanımız olsa da tek başına bunu
incelesek. Yani ben son birkaç raporumu bayağı bir değindim. İklim değişikliği olsun, enerjideki dar boğazlar, metallerdeki dar boğazlar. Yani ben okudukça daha biraz karamsar oluyorum açıkçası. Şu an en son mesela Chip Wars diye bir kitabı kısmen başladım diyeyim. Doğru düzgün başlayamadım ama o yazan bilim adamının kendi iddiası yani gerçekten de bu hatta Tayvan kaynaklı ciddi bir problem olursa çalıştıracak bulaşık makinesi dahi bulamayız diyor. Yani 5G yani. Telefonlardan, uçak teknolojisinden, ciddi savunma teknolojisinden. Ciddi hayatımızı etkiler o zaman. Yani günlük hayatımızda çok ciddi yani etkileyecek. Onun gelişme tabii ekonomik maliyeti trilyonlarla ölçülebilir bir maliyeti olacak. Bilmemek mutluluktur zaten. Bilince böyle bilince karamsar şey, oluyorsunuz. Evet, evet. Boşuna dememişler. Bilmemek mutluluktur gerçekten. Bir taraftan Rusya Ukrayna savaşları. Orada benzer beklentiler var. Deniyordu ki Rusya şimdi artık batılı şirketlerle iş yapmıyor. Rusya'da üreten ve tüketen bir ülke. Dolayısıyla yani bizimle en yakında biziz. Siyasi olarak da Türkiye şimdi arada durmaya çalışıyor. Evet. Biz bize çok fazla ticaretimiz artacak ve bu bize yarar şeklinde görüşler vardı. Şimdi bakıldığında yani onu da çok göremiyoruz gibi sanki. Sadece Antalya'nın %10'unu geçti. Rusların oraya geldiler. Özellikle askere gitmek istemeyenler vesaire. Gayrimenkul piyasasında da vardı. Orayı canlandırdı. Şimdi gelirken fark ettim ve Rusça ilanlar falan gördüm. Evet, yani maalesef onu çok hoşumuza gitmiyor gayrimenkul tarafı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak fiyatları artırıyor çünkü biz kiralık ev ve satılık ev bulamıyoruz. Bu bizim her ne kadar para girişi de olsa şeyde bize yarar bir şey gibi yalnız, görünmüyor. Rus şirketlerin burada ortaklık kurma çabaları vesaire var mı? Çünkü yaptırımları bir şekilde egal etmenin yöntemlerinden biri de o açıkçası. Yani egal etmek demeyelim de Türkiye orada daha yakın bir ülke gibi gözüküyor en azından. Burada hani büyük bir pazar da var. Avrupa'ya uzanma açısından da şey. Bu illaki hani yaptırım gelen sektörler olmak zorunda değil. Yani bildiğimiz anlamda Rus şirketlerinin ortaklık şeysi artıyor. Bizim Rusya ile yatırım anlamında işte Akkuyu nükleer santrali Sinop'ta muhtemelen evet, yapılacak. Evet. Zaten belli şeyimiz bizim daha çok enerji ile alakalı aradaki ticaretimiz ama hani Rus şirketlerinde burada daha fazla ortaklık yaptığına dair haberler var. Var. Evet. Yani belki zaman için yansımasını görürüz. Peki bilmiyorum. Bu cari açığı kapatacak kadar enerji veya problemini halletmeden Türkiye'de cari açığın kapanması için resesyon gerekiyor. Hatta son resesyon da bile kapanmadı. Şimdi kapanmak zorunda mı o da ayrı bir tartışması konusu tabii bir akademik. Ama sürdürülebilir olmak zorunda galiba. Evet yani çünkü siz sonuç itibariyle bir yerde bir açık yaratıyorsunuz, bir boşluk yaratıyorsunuz. Onu finanse edilmesi gerekiyor. O finansman portföy yatırımlarıyla olması da çok tercih edilebilen bir şey değil. Çünkü sıcak para şeklinde geri de dönebilir. Yatırımlarla en azından finanse ediyor olması gerekiyor. Evet. O açıdan da Türkiye bence çok müsait ama alışkanlıklar diyelim, o tedarik zincirini komple yeniden dizayn etmenin zorlukları diyelim ama ben şunu düşündüm mesela yani Tayvan'ı falan şey yaparken de Türkiye'de mesela niye üretilmesin bu çipler? Avrupa'ya çok daha yakın, Amerika'ya çok daha yakın. Evet. Hali hazırda peki, gümrük birliği. Olabilir miyim? Yani sizin görebildiğiniz ekonomi yönetiminin, Sanayi Bakanlığı'nın böyle girişimleri var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yok ama hani neden olmasın? Tabii evet, ben teknik şeylere çok hakim değilim. Şimdi izleyici arasından biri çıkıp şey diyebilir. Yani cahil adam çip üretmek için neler gerekiyor? Türkiye'de var mı diyebilir ama yani Çin üretiyor, Güney Kore neden üretiyor, olmasın? Tayvan üretiyor. Bir yerden başlamakta fayda var. Sonuçta Türkiye'de en azından otomotiv yani üretildiğini biliyoruz. Tabii. Yani cari açık kapanacaksa ihracatın ithalattan daha fazla artması gerekecek. Şimdi bir enerji kalemi zaten orada hali hazırda duruyor. Onun üzerine çıkmanız için yeni yatırımlar, yeni istihdam, belki farklı alanlar, hali hazırdaki alanlar belki de yetmiyor. Evet. Yani çip niye olmasın? Niye olmasın? Yani madencilik de aynı şey. Madencilik de Türkiye'de de rezervler var bir sürü alanda. Evet. Mesela onların daha fazla ekonomiye kazandırılması da söz konusu olabilir. Yani güneş panelleri vesaire Türkiye sıcak iklimde sayılabilecek bir ülke. Bir sürü şey var. Şimdi onunla ilgili teknolojide çok yeni teknolojiler üretiliyor. Onların tekrar daha uzun süreli, daha verimli kullanılması için mesela onların Türkiye'de uygulanabilirliği bence son derece yüksek.
Evet. Bildiğim kaldı ki şirketlerde var. Borsa şirketleri bile var. Var bununla ilgili. Var. Yenilenebilir enerji var, işte var, başlığı var. Altında bazı var, şirketler var. Şimdi bütün bunları sorarken şunu için soruyoruz tabii. Değerli izleyenler sürekli merak ediyorlar işte kur ne olacak, faiz ne olacak. En merak edilen önemli şeyler tabii. Evet. Doğal yani enflasyona evet. karşı kendilerini korumaya evet, çalışıyorlar evet, herkes. Evet. Kaybet evet. yani alın teriyle evet. kazandığını kaybetmemeye evet. çalışıyor. Dolayısıyla evet. biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz sizler aracılığıyla. Bir de şunu sorayım. Kura ilişkin yani kur ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Mesela beklentileri ne ilişkin? Belki değerli izleyenlere yardımcı olur diye. Şimdi bir taraftan cari açık devam ediyor. Yani görünürde oranın çok faydası olacak. Yararı yardımı olmayacakmış gibi duruyor. Açık çünkü artıyor. Ama bir taraftan da şirketlerin borçları var. Evet. O şirketlerin borçlarını nasıl görüyorsunuz? Onlar döndürecek gibi mi finansman? Tabii finansmanında sıkıntı çıkmaz. Yani çıkmaz diyorsunuz. Zaten, o taraftan gol yemeyiz diyorsunuz. Tabii çok zayıf şirketler zaten dövizde borçlanamıyorlar açıkçası. Ve döviz borç geri ödemeleri nette baktığın zaman bankacı dışı, finans dışı kesimin borçlu net borcu döviz cinsi azalıyor zaten. Azalıyor zaten evet. Oradan daha az bir problem bir olacağını ben orada sanmıyorum açıkçası. Ama şöyle bazı aylara toplanmış oluyor o şeyler evet, görebildiğimiz evet, kadar. Evet, yanlış evet, görmüyorsak. Evet, evet, o ayları atlattık mı? Tam atlatmadık ama yarısından fazlasını atlattık gibi hatırlıyorum. Şimdi sizi yanıltmayayım. Tam rakamları hatırlamıyorum şu an. Ben de sanki Ekim-Kasım'da bir kısım daha var. Gibi evet. Ama şey de vardı. Haziran-Temmuz-Ağustos civarında vardı. Ciddi bunun, vardı. Evet, burada da atlatılmayacağını ben sanmıyorum. Doğru hatırlıyorsunuz yani. Ben evet. de kısa süre önce baktım kalmış, çünkü. Peki benim sorularım bu kadardı. Yani açmaya çalıştık. Sizin bilgilerinizi aktarmaya çalıştık. Sizin bir mesajınız var mı değerli izleyenlere? Yok şeyin altını çizebilirim tekrar. Onu hani demin bahsetmeye çalıştık. Önümüzdeki iki ay için biz hem yurt dışı borsalar hem Türk borsası için olumlu yüz. Yıl sonundan sonra özellikle birinci çeyrek biraz daha zor geçecek. Onu tam şey yapamadım ama kısa bir şekilde onu da ifade edeyim. Buyurun. Şu an Amerika'da reel faizlere bakıyorum ben. Şimdi TIPS'lere Treasury Inflation Protect security'lere bakıyorum. Orada reel faiz 4 standart sapma şeklinde bir değişim göstermiş yukarı doğru. Bu tarihte bir ilk. Yani kısa sürede reel faizlerin bu kadar arttığı başka bir dönem yok. Dünyada bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. evet. Şey Amerika için pardon. Amerika için. İki standart sapma 2000 yılında olmuş. 2007 yılında olmuş. 2018 yılında olmuş. Hepsinin ardından kriz geldi. Hoş bir periyot gelmiyor. Kriz demeyelim ama en azından hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu parasal sıkılaşmanın etkisi, bütçe açıkları da hafif hafif geri gelmeye başladığı bir noktada eninde sonunda şirket karlarını etkileyecek. Şu an hani yıl sonuna kadar pozitifiz, niye daha sonrasında pozitif değiliz sorusunun esasında cevabı bu. Şu an şeyler hala çok iyimser Amerika'da kar tahminleri. Herhangi bir resesyon fiyatlamıyor. Yıl sonuna kadar da fiyatlaması çok bence makul olmaz. Şu an çünkü açıklanan karlar fena değil. Fena değil. Revizyonlar henüz gelmedi. Çünkü herkes aslında biraz daha geriye dönük verilere baktığı için bir de analistler genelde elleri biraz titrektir şey yaparken aşağı doğru yönlü revize ederken. Yukarı yönlü daha mı cesursunuz? Daha cesurum. Yok ben kendimi katmayayım o şeyi de. Tamam peki. Türkiye için de değil Amerika için. Amerika için konuşuyoruz. Evet Amerika için. Yani iki ay yıl sonuna kadar Amerika için imsersiniz. Daha sonra birinci çeyrek karlar düşer çok zor, diyorsunuz. Evet, zor olacak zor diyorsunuz. Peki olacak. Onun bize yansıması ne olur? Önemli olan o. Bize birebir yansımaz ama biz de tabii biraz baskı altında etkiler. Kalabiliriz. Etkiler. Evet, etkiler tabii. Ya Amerika'da öyle olunca peki dolara etkisi ne olur? Global piyasada. Dolar ilk etapta değer kazanacak. Biraz mantık dışı gibi gözüküyor ama o bir dolar son bir hareketini sanki orada yapacak yukarı yönlü diye düşünüyorum ben. Çünkü dünyada bir şey olunca bir resesyon insanlar olunca dolar para, alıyorlar. Para şey yapıyor tekrar geri dönüyor geri kendi dönüyor. Ülkesine. Evet. Yani o riskleri almaktan kaçınıyor. Evet, dolayısıyla evet, ilk evet. önce dolar bir de orada değer kazanıyor. Tabii şey de var. Dolar yani, değer kazanınca bu bizim için kötü oluyor zaten. Tabii. Bir de şöyle bir konu var tabii. Dolar ilk etapta şey yaparken diğer para birimlerini de etkiliyor. Bir de öyle bir aktarım var. Mesela evet, şu an Japon
ya çok ciddi bir iki kere müdahalede bulundu. Evet. Kura ona rağmen çok istediği seviyeye getirmedi. Bunu yaparken ne yapıyor? Dolar bonos satıyor mesela. Dolayısıyla orada gene faizlerin aslında fazla düşmediği, resesyona rağmen faizlerin fazla düşmediği bir dinamik de ortaya çıkıyor. Bazı ülkeler dolar bonosuna zaten yatırım yapmak istemiyorlar artık politik sebeplerden dolayı. Amerika açısından dost ülkelerde de kendi para birimini aşırı değersiz hale getirmeme çabası da etkili oluyor. Japonya'da evet. gördüğümüz gibi. Hı hı. Dolayısıyla orada bu senenin en büyük hatası bence Amerikan fonlarındaki şuydu. Geçmişe dayanarak 60 hisse senedi, 40 bono alokasyonlarını çok fazla değiştirmediler. Çünkü mantık neydi o modern portföy teorisinde? Bonoyu eklediğiniz zaman o sizi çeşitlendirir. Bir yerde hedge etmiş olursunuz. Hisse düşerse bononun fiyatı artacağı için. Bu sefer ikisi aynı anda düştü fiyat olarak. Dolayısıyla ikisi bono birden faizleri artarken bono fiyatları da düştü. Dolayısıyla bono fonlarında dahi yani biraz çeşitlendirilmiş bono fonlarında bile %20'ye yakın kayıp var. Hı-hı. Çok önemli bir kayıp yani. Bu fonlar özellikle emeklilik fonlarının son dedim ama yani şimdi konuyu açıyor. özellikle emeklilik fonlarının yani böyle kaybedemezler sürekli. Bir arayışlar olacaktır değil mi? Amerika o da çok uzun bir konu ama Amerika'da unfunded liability denen bir şey var. Orada bir takım kalem oynatmalarla şey hakkı veriyor. Fon diyor ki benim tahmini getirim şu olacak. Dolayısıyla benim fonlamadığım bir yükümlülüğüm yok aslında. O mark to market edilse oradaki fonların da büyük bir kısmı aslında epey zorda. Zorlanır. Çünkü o paraları kaybettiler zaten. Evet, evet. O paraları kaybettiler. Yavaş yavaş emtia ağırlıkları artıyor. O bence enteresan. Ama tarih olarak çok düşük seviyede hala. Yani S&P enerjinin oranı S&P endeksi içinde %5. Geçen senenin nazaran 2 katına çıkmış. Ama 2008'de karşılaştırdığınız zaman 3'te 1'i hala. 1980'lerle karşılaştırdığınız zaman 5'te 1'i. Dolayısıyla orada MTI'ye fon yönelimi de artar. Çünkü emeklilik fonları özellikle çok geriden takip eden, komitelerle evet. karar veren, yılda bir karar veren şeyler. Onlar da MTI'nin sadece artışından değil, aslında bu sene size hedge eden şey MTI'ydi. Yani bono yerine emtia koymuş olsaydınız çok daha kârlıydınız. Hem de korelasyonu ters olduğu için portföy mantığı açısından bundan sonra oraya dönerler mi diyorsunuz? Yavaş yavaş dönüyorlar şu an. Yani sizin emtiadan umutluyum dediğiniz sebeplerden biri de bu. Birisi de bu diyorsunuz. Evet, peki. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun gerçekten. Sağ olun. Yatırımcı Rehberi'nin bu hafta da sonuna geldik değerli izleyenler. Konuğumuz Yapı Kredi Yatırım Baş Yatırım Stratejisi Murat Berk'ti. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.